Peki, birazcık da veri biliminden konuşalım mümkünse. Veri biliminin geleceğini nasıl görüyorsunuz? İşler nereye gidiyor? Yani sizin perspektifiniz açısından soruyorum tabii ki. Veri bilimi hep vardı. Ama veri bilimi olarak bilinmiyordu. Mesela bugün bir konferanstayız. Herkes görüntü işlemeden bahsediyor. Görüntü işleme 20 yıl öncesinde vardı, 30 yıl öncesinde vardı, 100 yıl öncesinde vardı. Bayes algoritmalardan bahsediyoruz. 1800'lerden. 1800'lerden kalma algoritmalar onlar. Veri bilimi her zaman olacak. Belki veri bilimi olmayacak, başka bir adla anılacak. Recognition teknoloji olacak. Bugün bir tane drone gördük. Onlar çok yaygın olacak. Onları recognition teknoloji, algılama teknolojisi olarak göreceğiz. Ama veri bilimi hep olacak. O yüzden bilgisayar konusunda, teknoloji konusunda eğitim gören herkese veri bilimi konusunda en azından bir kitap okumaları ya da internete gidip araştırma yapmalarını tavsiye ederim. Teknoloji olarak da olabilir ya da business analist, işletme analizi olarak da olabilir. Çünkü veri bilimcileri var, teknoloji alanında çalışıp verileri işleyip sonuçları veriyorlar. Ama hala bir nokta var ki, bir boşluk var ki o verileri alıp yüksek management, Üstlerine. müdürlere ya da liderlere tanımlayacak bir katman var. Orada da özellikler, mesela psikoloji önemli, sunum yetenekleri önemli. Orada da bir yer var veri bilimi için. O konuda insanların çok çekingen olmamalarını, açık fikirlilikle gelip farklı alanlara veri bilimi üzerine bakmalarını tavsiye ederim. Peki böyle çok şaşıracağımızı düşündüğünüz, gelecekte görmeyi beklediğimiz veri bilimi alanında neler var? Neler yaşanıyor gelişmeler olarak, işin içinde olan birisi olarak? Şunu gördüğümüzde önümüzdeki yıllarda görmemiz kuvvetle muhtemeldir ve çok da şaşırırız diyeceğiniz bir şeyler var mı biraz? Mesela Türkiye'de ben arkadaşlarımla bir projeye başladım. Birkaç yıl önce böyle bir proje aklımın köşesinden bile geçmezdi. Amerika'da büyük Emlak. emlakçılar var. Emlakçılar şu anda gidemedikleri bölge var mesela. Türkiye'nin ücra bir köşesinde bir arsa buluyorlar. Arsanın fiyatını analiz ediyorlar. İstanbul'da oturan, İstanbul'un merkezinde oturan birisi o ücra bir yerde 5.000 lira ödeyerek bir arsa alıyor. Çünkü bu veri bilimindeki modeller 20 yıl sonra o arsanın ne kadar edeceğini analiz ediyor ve o kişi 20 yıl sonra zengin oluyor. Ve bu Türkiye'de bu noktaya gelinebildiğini düşünmemiştim bugün arkadaşım bana mesaj yazana kadar. Onun dışında başka bir nokta, 10 yıl içinde düşünüyorum ki parmak izi ya da biyoloji, göz gibi özellikler kullanılarak, kimlik bile kullanmadan bankalara gidilebilecek, kimlik bile kullanmadan araba kullanılabilecek. Çünkü bu biyolojik özellikler sizle, parmak iziniz sizle, gözünüz, yüzünüz sizle. O yüzden hiçbir kart olmadan, belki cüzdan bile olmadan evden çıkabileceksiniz. Evet, pek teşekkür ederim. Peki gördüğünüz kadarıyla Türkiye'nin ayrıştığı noktalar neler bu veri bilimiyle ilgili? Mesela şimdi Amerika'da bir Silikon Vadisi var. Çok büyük firmalar var. Bunlar çok büyük verileri görüyorlar. Mesela bir Twitter'ın verisi, Facebook'un verisi Türkiye'de yok. Türkiye gibi ülkeler için veri bilimi ne ifade eder? Farklı anlamda yeni fırsatlar da olabilir bunlar. Yerel fırsatlar belki vardır. Ve tabii hiçbir zaman olmayacak dediğiniz bazı şeyler de olabilir Türkiye gibi ülkeler için. Ayrıştığı noktaları nasıl söylersiniz?